Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Hayatını mahveden kişiyi bilmek istiyor musun? Kim bilmek istemez ki? Herkes kendi hayatını mahveden kişiyi bilmek ister. Bugün yapacağımız meditasyonla hayatımızı mahveden kişiyi tanıyacağız ve onun bize yaptıklarından kurtulmak için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz dostlarım benim. Bunun için bir meditasyon yapacağız. Kendi hayatımızı mahveden kişiyle yüzleşmek için. Evet dostlarım benim. Hazırsanız hiç beklemeden geçin rahat edebileceğiniz, sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere. İsterseniz rahat kıyafetler de giyin, yastık falan alın, rahat oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz bir yere uzanın dostlarım benim. Ve gözlerinizi kapadın. Derin nefes alın. Verin. Nefes alırken havanın bütün ciğerlerinizi doldurduğunu ve verirken de sizi bedendeki bütün gerginliklerin uçup gittiğini hissedin. Yeniden nefes alın. Verin ve rahatlayın. Nefes alırken muhteşem bir enerjinin içinize dolduğunu, verirken de bütün negatif enerjinin akıp gittiğini hissedin dostlarım benim. Alın, verirken kök çakranızdan çıkan muhteşem bir enerjinin sizi toprakladığını, toprağa geçtiğini, kök saldığını hayal edin. Bir ağaç gibi şu anda topraklandınız, rahat ettiniz, huzur buldunuz. Şimdi kendinizi karanlık bir odanın içinde hissedin. Etraf zifir karanlık. Tek başınızsınız. Şimdi karşınızda bir ayna belirdi. Muhteşem güzel bir ayna. Bu ayna sihirli bir ayna. Bu aynaya soracak sorularınız var. Sizi mahveden kişi kimdir? Ben ondan nasıl kurtulabilirim diye soracaksınız. Bakın bakalım bu aynada şimdi kimi görüyorsunuz? Hoşunuza gitse de, gitmese de, şimdi kendinizi görüyorsunuz. Ona bütün içtenliğinizle ve samimiyetinizle bakın. Evet dostlarım benim, hayatınızı mahveden kişi sen kendinsin. Artık bunun farkındasın. Ve aynada baktığınız kişinin gözlerinin içine bakın. Ve şimdi bu soruyu sorun. Kendi yoluma nasıl taş koyuyorum? Ben kendi yolumda kendimi nasıl engelliyorum?
hangi davranışlarım ve alışkanlıklarım bana engel, kendimi nasıl engelliyorum? Ve bekleyin, ayna size şimdi cevap veriyor. Siz bu soruları ona sordunuz. Şimdi oradan size cevaplar geliyor, duygular geliyor, bir sürü düşünce geliyor. Kabul etseniz de, etmeseniz de. Ama siz bunları içten bir samimiyetle dinleyin dostlarım benim. Ama kendinize karşı hiç yargılayıcı olmadan, kendinizi yargılamadan dinleyin. Sadece neyin gerçek olduğunu anlamaya çalışın. Fark edin. Taşları fark edin. Engelleri fark edin. Bu aynada gördüğünüz her şeyi kabul edin. Çünkü bu sensin. Yalnızca sen. Yalnızca kendinsin. Kendi önüne taş koyan, kendini engelleyen, durduran, korkularınla, endişelerinle, öfkelerinle, affedemediklerinle sensin. Fark et. Şimdi hayatının bütün sorumluluğunu alarak bu yönlerini gerçekten değiştirmek istiyor musun? Hayatını daha mutlu bir hale getirmek, daha rahat, daha huzurlu olmak istiyor musun? Buna karar ver. Bunların hepsi demeye dilim varmıyor ama kabahatin büyüğü sende, bunu fark et dostum. Bunları değiştirmek için ne yapabilirim? Bunu sor. Ve bekle, bunun cevapları da gelmeye başlayacak. Neyi değiştirmek istiyorsun? Hangi taşı kaldırıp çöpe atmak istiyorsun? Bak, aynada bunları görmeye başla dostum. Şimdi derin nefes al. Ve o taşların uçup gittiğini, rahatladığını, hafiflediğini hisset. Her nefes alışverişinde kendinin iyileştiğini, rahatladığını, affedemediklerini affettiğini, küskünlüklerin bittiğini, çünkü küssen kendine küssün, bunu fark et. Affedemiyorsan birilerini, bil ki kendini affetmiyorsun. Büyük bir yük taşıyorsun. Bırak gitsin. Derin nefes al. Aldıkça rahatladığını, verdikçe yüklerinin senden uzaklaşıp gittiğini hisset, hafiflediğini hisset benim dostum. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Evet dostlarım benim. Bu meditasyonu, kendini tanıma ve kişisel
sorumluluğunu alma süreci destekleyerek hayatının olumsuz yönlerini, kendini olumsuz yapan bütün davranışlarını fark etmeni sağlayacak. Bu bir kere de olmayabilir. Bu meditasyonu ihtiyaç hissettiğin zaman yap. Değişime açıksan, iyileşmek istiyorsan bu meditasyonu yap. Ama bu süreçte kendine nazik davran. Kendine anlayışlı ol. Kendini affet. Bu meditasyon sana farkındalık kazandıracak. Günlük hayatında neleri değiştirebileceğini sana gösterecek. İyileşmen için muhteşem bir adım olabilir. Aynada kendimi görüyorum ve hayatımı olumsuz etkileyen alışkanlıklarımı fark ediyorum. Bu alışkanlıklar benim için birer engel. Engel olanları hayatımdan sevgiyle, onları kucaklayarak serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Diyebilirsiniz dostlarım benim. Bu meditasyonu düzenli olarak uyguladığında kendinle daha barışık, yaşamındaki zorlukları daha rahatlıkla atlatabilir hale geleceksin. Benim dostum. Evet, şimdi bu moddan çıkarak şarkımızı söyleyelim. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha mutluyum. Bugün dünden daha şanslıyım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Rahatladım. Eminim siz de rahatladınız. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinizle isteyin. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Yeter ki ilk adımı isteyerek atın dostlarım benim. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.